hiçbir şey benim değil. Milletler için olduğu gibi insanlar için de en büyük mesele bağımsızlıktır. Fakat imkanı var mı? Benim olan bana ait gibi görünüyor. Halbuki ben daima benim olana aitim. Mülkiyeti tartışma götürmez yegane şey benlik olmak icap eder. Fakat işin derinliklerine inecek olursak, kimseye bağımlı olmayan, başlı başına ayrı ve mutlak bir unsur nerede? Görünsün veya görünmesin, Başkaları iç ve dış alemimizi paylaşırlar. Kurtulmanın çaresi yoktur. Tam bir inzivada bile dağın ancak bir zerresi, denizin bir damlası olduğumu dehşetle hissediyorum. Kafama ve etime ölülerin mirası hakim. Düşüncem ölülere ve dirilere borçlu. Hareket tarzım, irademe rağmen tanımadığım veya hoş gördüğüm varlıkların tesiri altında. Ne biliyorsam başkalarından öğrendim. Her kullandığım şey başkalığının eseridir. Satın mı aldım? Ne çıkar? İşçi, esnaf, sanatkar olmasa, Kelibenden veya Robinson'dan daha çıplak kalırdım. Bir yere gitmek istesem, başkalarının yaptığı, başkalarının ürettiği makinelere ihtiyacım var. Benim meydana getiremediğim bir dille konuşmaya mecburum ve benden evvel gelmiş olanlar, haberim olmadan bana zevklerini, duygularını ve peşin hükümlerini kabul ettirmişlerdir. Benliğimi parça parça sökecek olsam, onda hep dışarıdan gelmiş parçalar ve kırıntılar buluyorum. Her birinin üzerine kaynağını gösteren etiketini koyabilirim. Şu annemden, bu ilk dostumdan, ötekisi Russo veya Sitin'lerden bana geçmişti. Bütün bu aldıklarımın bir bilançosunu yapacak olsam, benliğim boş bir şekil, içinde tek reel şey bulunmayan bir kelimeden ibaret kalıyor. Bir sınıfa, bir millete, bir ırka aitim. Ve ne yaparsam yapayım, kendim çizmediğim bu sınırlardan kurtulmaya muvaffak olamayacağım. Her fikir bir akisten, her hareket bir çalmadan başka şey değil. İnsanları yanımdan kovabilirim. Fakat çoğu tek başına kaldığım halde görünmeden bende yaşamakta devam ediyor. Uşaklarım varsa onlara katlanmak, boyun eğmek zorundayım. Dostlarım varsa hoş görmeye, hizmet etmeye mecburum. Paraya gelince bakmak, çoğaltmak, korumak lazım. İktidar, kölelikle eşittir. Hakikatte hiçbir şey benim değil. Bir parça duyduğum zevki, artık mevcut olmayan veya ömrümde görmediğim insanların ilhamlarına borçluyum. Hal şu ki, ne aldığımı biliyorum ne de verdiğimden haberim var. Bir düzine milyar kadar toplamaya muvaffak oldum. Milyonlarca insan benim için çalışmasa, milyonlarca insan satacağım şeylere ihtiyaç duymasa ve milyonlarca adam dünya ekonomisinin üzerine kurulduğu kaideleri, makineleri, formülleri bulmasaydı bunu yapabilir miydim? Kendi kendime kalsam, köpek dişleriyle köklerden başka yiyecek bulamayan bir vahşiden gayri ne olabilirdim? Kimsenin doğurmadığı, benden başkasının katılmadığı, mutlak surette benim diyebileceğim, bağımsız ve gizli çekirdek nerede? Sayden bir borç yığını, dev bir cüssenin esiri bir zerreden gayri bir şey değil miyim? Ve sahiden kendimizin zannettiğimiz yegane şey benlik. Bütün öteki şeyler gibi Gururumuzun basit bir yansıması, bir kuruntusu mudur?